Merhabalar, ben Atalay Turan. Yeni bir Photoshop dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde maskeleme üzerine bazı teknikler konuşacağız. İsterseniz detaylara hemen başlayalım. Here we go. Öncelikle ben event odasıyla başlayacağım. Bulunduğum ekranı tam ekran yapabilmek için Ctrl-0 deyip, Ctrl-0 deyip tam ekran yapalım. Ondan sonra burada çalışmaya başlayacağım. Ana katmanın bir seçili olsun. Fakat bakın, ben buraya multiply efekt uygulamışım alt planı görebilmek için. Ben şu an bunu geçici olarak tekrardan normal efektine geri getiriyorum. Çünkü bir maskeleme işlemi yapacağım. Rengim bittiği yerde doku da bitsin istiyorum. Gerçekten kes biç işlemi yapmak istemiyorum çünkü daha sonra bir renovasyon işlemi sırasında, örnek veriyorum, bu renovasyon işlemi ne olabilir? Duvara yeri kaydırılmış olabilir. Tekrardan dokuya, malzemeye müdahale edilebilir olması için gerçekten dokuyu kesip biçmeden maskeleme mantığıyla çalışmak çok daha mantıklı olacaktır. Özellikle bol bol renovasyon işleminde de proje geçiyorsa. Bunu yapabilmek için hemen şöyle dokularıma geliyorum. Bakın burada dokularımdan parkemi seçiyorum. Şurada ratio var, oran komutu var. Ratio'yu açtım. Bu sayede fotoğrafın gerçek en boy oranını koruyarak fotoğrafa buraya getiriyorum bakın. Fotoğrafın simetrisinin bozulmaması için siz isterseniz klavyeden shift tuşuyla da yapabilirsiniz. Kullandığınız versiyona göre kısa yollar değişebilir. Enter deyip görseli sabitledim. Tam yerine oturmadıysa klavyeden yön okluğuyla şurada sol sağ yukarı aşağı yapabilirsiniz. Şimdi bunun bir kopyasını alalım. Move komutundayım. Bakın Evane, bu arada Evane maskesi altta, dokusu üstte. Görsel seçiliyken klavyeden ALT tuşuna basıyorum, ALT. Hemen altına bunu bırakıyorum bakın. Tabi alttan renk sızıyorsa klavyeden yine yön okluğuyla ilerleyebilirsiniz. Şöyle up down yaparak ilerleyebilirsiniz. Evet, iki görsel şu an üstte bindi. Tabii ki şurada kontrol noktalarını siz göremiyorsanız move komutundayken show transform control, dönüştürme kontrollerini göster derseniz daha rahat algılayabilir. Sonradan da müdahale etmeye daha açık olacaktır görsel. Bu iki görseli birleştirmek istiyorum. Bunun için control Ctrl tuşuna basıyorum. Control Ctrl tuşuna bastıktan sonra sağ klik, şurada merge layers, katmanları birleştiriyorum. Merge layers, birleştirdim. Bakın artık tek bir görsel olarak reaksiyon gösteriyor. Hatta bunu şurada gördüğünüz visibility, görünürlük ikonuna basarak da anlayabilirsiniz. Şimdi burada 10 tane görsel olsaydı, yine de böyle bu şekilde merge derseniz tek bir görsel olarak kullanabilirsiniz. Ben burada ne demiştim sizlerle? Rengin bittiği yerde dokunun da bitmesini istiyordum. Fakat doku hala devam ediyor. Tekrar dokunun üzerine giriyorum. Sağ klik. Burada Create Clipping Mask, kırpma maskesi oluştur diyorum. Bakın Create Clipping Mask, kırpma maskesi oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi doku bitti. Ama gerçekte bakın hala doku devam ediyor. Ama maskelendiği için sanki kroplanmış gibi bir his veriyor. Biz her zaman bu şekilde çalışmanızı öneririm. İstediğiniz zaman tabii ki bu maskeyi geri alabilirsiniz. Sağ tuş, buradan release diyebilirsiniz. Tekrar geri bırak derseniz maskeyi, tekrardan eski görüntüsüne geri dönecektir. Ben tabii ki şu anda kırpma maskesi oluştur diyerek yoluma devam ediyorum. Doku şu anda yerine oturdu. Ama dediğim gibi bakın, dokuyla maske arasında başka bir görsel girmesin. Çünkü maskeniz bozulacaktır aksi takdirde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim balkon katmanıma, açıyorum. Bunun
Yarı transparan üzerine iptal ediyorum. Multiply normal dedim. Balkon katmanındayken dokumu şöyle açıyorum ve buraya da hemen dokumu çağıralım. Tuttu. Şöyle bırakıyorum. Shift'le küçültüyorum. Bakın Shift. Yine ne yapabilirdim? En başında oranı koru diyebilirdim ratio. Enter diyeyim. Görseli sabitledim. Hala move'dayım. Alt tuşuyla şöyle Alt tuşuyla yanına kopyaladım. Klavyeden biraz yön noktayla sol sağ yukarı aşağı yapıyorum. Evet, görsel şu an hazır gibi. Bunları da yine Ctrl tuşuyla seçiyorum. Ctrl'le. Ve bunları da şöyle birleştireceğim. Tabii ki siz bu görselleri Shift'le de seçebilirsiniz. Çok daha fazla görsel varsa Ctrl ile tek tek seçmek işi uzatabilir. Bir üstten, bir alttan Shift'le seçerseniz arada kalan tüm diğer seramik dokuları da seçecektir. Benim şu an iki tane olduğu için çok sorun değil ama daha fazla dokunu olduğu yerde Shift'le seçmenizi önerebilirim. Sağ tuş Merge Layers diyorum. Katmanları birleştir. Ve bunları da maskele dersem, evet gördüğünüz gibi dokunun bittiği yerde, rengin bittiği yerde doku da bitti. Balkonumuza geçelim isterseniz balkonumuza. Evet, balkon katmanına geliyorum. Balkon katmanına geldim. Orada sadece hallettik. Bakın sıkıntı yok. Yalnız şunu diyebilirsiniz. İşte hocam dokuyu attık. Ama bu sefer alttaki plan görünmüyor. Bakın dokuyu gizlesem de fark etmeyecek. Çözüm değil. Demek ki dokuyu değil. Maskeyi gizlesem. Evet bakın. Hala eğer AutoCAD bina hala bağlı kadar çalışmak istiyorsan dokuyu değil maskeyi gizlemeniz fazlasıyla yeterli. Banyoya geçelim. Visibility açtım. Multiply yerine normal dedim. Ve buraya da seramik dokumu atayacağım. Hemen seramik dokumu çağıralım. Şöyle tuttum. Şurada radio diyorum. Hemen hızlı bir şekilde küçülttüm. Şöyle geri alalım işlemleri. Bakın geri alıyorum. Yanlışlıkla en boy oranını bozdum. Evet, tekrar deniyorum. Şöyle hemen şuraya bıraktım. Şöyle. Bakın. Fotoğrafın en boy oranını yanlışla bozacağını düşünüyorsanız direkt Shift tuşuna da basabilirsiniz. Şöyle Shift. Enter diyorum. Alt tuşuyla şöyle alt kopyasını aldım. Birazcık yukarı aşağı yaptım. Bir daha kopyasını alıyorum şöyle. Evet şöyle aldım. Bu görselleri de Ctrl tuşuyla dediğim gibi tek tek seçmek yerine bir üstten bir alttan Shift'le seçin. Bakın arada kalanlar da seçildi. Sağ tuş Merge Layers diyerek katmanları birleştirdim. Bakalım. Evet. Single Selection tekli seçim olarak artık görünüyor. Bunları da sağ klik Create Clipping Mask kırpma maskesi oluştur diyerek banyo seramimi de tamamladım. Tabii ki parkenin ders aralığı, diğer seramiklerin ders aralığı birbirine oran orantı olarak biraz yakın olsun ki hani realite olarak biraz daha mantıklı duracaktır. Aksi takdirde çok küçük bir çok büyük görünürse de yine biraz rahatsız edici olabilir bu görüntü. Şimdi gelelim. Şurada gördüğünüz holi. Holi yapacağım. Holi'ye gelelim. Gözü açtım. Multiply yerine buradan normal dedim. Normal. Efemizi de açtık. Şimdi bu aynı şekilde bunu nasıl yapabiliriz? Onlardan da bahsedelim. Şimdi burada tabii ki oyun dışında duvarlar da var. Üzerine çalışılacak. Öncelikle dokuyu çağıralım. O seramiğimize.
Evet. Şöyle shift küçültüyorum. Enter diyorum. Aletiyle seçimden kopyalıyorum. Ve bunu da bakın CTRL'i tek tek seçmektense bir üstten bir alttan shift yaptım. Bunları da merge layers diyorum. Ve bunları da sonra alt tuşuyla bakın şöyle kopyasını aldım. Şöyle yerine yerleştiriyorum. Bakın. Tekrar bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Tabi derzlerin şu geyiklerin birbirini yakaladığına emin olun. Ve şöyle bakın. Görsel oldu. Tabii ki taşıyor. Çünkü daha maskeleme de yapılmadı. Bunları yapabilmek için yine bir üstten bir alttan shift'le seçiyorum. Ve sağ tuş bunu Merge Layers katmanları birleştir diyerek tek bir görsele dönüştürdüm. Tabii ki hala hol maskesi altta, dokusu üstte. Buna da maskele derseniz gördüğünüz gibi seramik dokumda oldu. Tabii geriye ne kaldı? Şuradaki duvarlarımız kaldı. Şimdi duvarları nasıl yapacağız? Onlardan da biraz bahsedelim. Şimdi duvarlar üzerine çalışacaksak şöyle bir yaklaşımda bulunalım. Çünkü duvarlar çünkü en üstteydi. Şimdi duvarlar çok daha kompleks, çok daha fazla girintisi çıkıntısı var. Şimdi burada tek tek özenerek çalışmak ciddi anlamda zamanım alacaktır. Hele ki projeler daha da büyüdükçe. O zaman o kadar özenmeden yapmamız lazım bu işi. Evet, beton dokumu alıyorum. Şurada beton dokumu aldım. Enter diyerek görsel sabitledim ve Alt tuşuyla sanki duvarlar daha fazlaymış gibi her tarafa atacağım. Evet, ilk listeyi hallettik. Bir üstten bir alttan shift'le seçiyorum. Bunları da yine merge diyorum ki tek tek diğer yerlerde de uğraşmayayım. Bakın artık tek bir liste halinde giriyorlar. Bu sayede biraz daha pratik olacaktır. Bunları da bu şekilde bırakıyorum. Evet, dokularımı hallettim. Yine bir üstten bir alttan shift ile seçiyorum. Bunları da yine merge layers deyip katmanları birleştirdim bakın. Ama çok fazla oldu bu sefer de. Duvarlar alttayken betonumu seçiyorum. Concrete dokumu. Bunu da kırpma maskesi oluştur diyorum. Create Clipping Mask. Ve gördüğünüz gibi betonu gayet düzgün bir şekilde dökebildim. Sizler tabii ki estetik değerlerinize göre çok daha bundan daha güzel görseller seçebilirsiniz. Daha şık duracaktır. Hem dokunun tasarımı, dokunun çözünürlüğü bunlar da önemli. Tabii ki sizlerin yaratıcı tarafınız da yine olumlu bir katkı sağlayacaktır projenize. Ben ne yaptım? Buraya kadar bazı temel görsellerle halletmeye çalıştım. Başka nelere dikkat etseniz iyi olabilir. Bakın bunları yine istersen maske anında Release diyerek yine geri bırakabilirim. Burada da bir problem yok. Tekrar maskemi açtım. Bakın bu maskeye dokularınıza oturup da burada multiply efekti verirsiniz. Gördüğünüz gibi duvar biraz daha belirgin hale geldi. Ama tabii ki ben şu an çok önermiyorum. Alttaki çizimle herhangi bir eşleşme yapmaması için ben yine normalle devam ettim. Şimdi başka nelere dikkat edebiliriz? Onlardan da biraz bahsedelim. Bakın bunları yaptık. Holüme geri geliyorum. Bakın holüme. Şurada dokuyu siliyorum. Bakın hol dokusunu siliyorum. Evet şöyle. Tabii ki bu önce ne yapmamız lazım? Bunu silebilmek için release deyip serbest bırakmamız lazım.
Sonra dolayısıyla silmemiz lazım. Veya şuradaki çöp kutusuna basarak sildim. Dokuyu sildikten sonra şöyle bir düşüncem var. Bakın. Dokuyu çağırıyorum. Yine aynı şekilde dokumu çağırıyorum. Hemen neredeydi dokumuz? Ama yeni bir sayfada açıyorum bakın. Yeni bir sayfada açıyorum. Sonra kilidi kırıyorum. İkiye tıklayarak seri bir şekilde. Buna da hol seramik diyelim. Sonra bu dokuyu da edit kısmından, düzenleme kısmından Define Painter desen olarak tanımla diyorum. Define Painter desen olarak tanımla. Okey dedim. Peki tanımladı mı Painter olarak? Merak ediyorum. Bakın Hold'eyim. Yeni bir layer açıyorum. Layer. Buraya da Hold Ceramic diye isim veriyorum. Title kısmına, başlık kısmına ismimi de verdim. Sonra burada Adjustment ikonu var. Şurada Adjustment tıkladım. Ve buradan Painter desen kısmına tıklıyorum. Painter. Bakın şurada benim seramimi verdi. Ölçeğini soruyor. Bakın şurada slider var. Slider'la bakın eskisine kıyasla çok daha hızlı oldu. Bakın ben burada normalde ne yapıyordum? Hatırlarsanız tek tek uğraşıyordum. Bakın çok küçük. Hem de anlık olarak özlemi gördüğüm için çok daha benim için rahat oluyor. Ben bunu yüzde bırakıyorum. Yüzde gayet tatlı bir oranı oldu. Okey deyip onaylarsam bu şekilde çok daha işlemlerimi hızlı yapabilirim. Bunu da ne yapalım? Şurada görselimi hemen şeyle bütünleştirelim. Fazlalıklarından kurtulmamız gerekiyor. Bu dokunun fazlalıktan kurtulmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen üzerine gelelim. Şurada sağ tuş diyorum. Bakın. Sağ tuş. Create Clipping Mask diyorum. Bakın. Create Clipping Mask. Ve gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Fazlalıklardan kurtulmuş olduk. Ben bugünkü dersimi tamamladım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Photoshop dersinde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.